Selamlar değerli arkadaşlar. 2022 yılına ait yeni bir tarih denemesini çözmek istiyorum. İyi seyirler. Birinci soru şu. Kültür, toplumların gelişme süreci içinde oluşturdukları bütün maddi ve manevi değerlerin insanın doğal ve toplumsal çevresinin egemenliğini ölçüsünü gösteren amaçların bütünüdür diyor. Biraz felsefik bir tanım var ortada. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'daki kültür merkezlerinden biri değildir diyor değerli arkadaşlar. Tam ÖSYM formatı klasik bir soru. Orta Asya'daki İslamiyet öncesi Türk tarihi döneminde Anav kültürü, Tagar kültürü ya da Taçtık değerli arkadaşlar değil mi? Afanesyova, Andronova diye kültürleri var. Karasuk var, Kelteminar var değerli arkadaşlarım ama şuradaki Avar Orta Asya'daki kültür merkezi değil, bir Orta Asya devletiydi. Avarlar iki tane devlet halinde yaşadılar. Birinci Avarlar ve ikinci Avarlar diye ayrılıyorlardı. Birinci Avarları Göktürkler yıktı ve Bumin Kağan kendi devletini kurdu. Tölesler isyanını bastırdıktan sonra değerli arkadaşlar. Selçuklar'da ülke topraklarının vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılarak her birinin askeri ve sivil devlet görevlerine hizmet karşılığında maaş olarak verilmesi sistemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Selçuklar'da hizmet ve maaş karşılığı verilen topraklara tabii ki ikta deniliyordu. Ahilik bir esnaf teşkilatıydı. Gulam sistemi değerli arkadaşlar savaş esirlerinin eğitilerek İslam'la şereflendirilerek orduya kazandırılmasıydı. Osmanlı'da buna devşirme sistemi deniliyordu. Gulam sistemi ilk kez Karahanlarla başlıyor. Türk İslam dünyasında Karahanlarla başlıyor ve Gazniler sistemli hale getiriyorlar. Selçuklar'da da uygulanıyor. Gulamhane denilen eğitim sistemi bir İstegani denilen de maaş ödemesi yapılıyordu. Devşirmede de arkadaşlar ulufe denilen bir maaş ödemesi vardı. İltizamda bir bölgenin vergi gelirini peşin olarak ihaleyle satmak demekti değerli arkadaşlarım. Hemen burada üçüncü soruya bakalım. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan toprak fethedenlerin malıdır diyerek Anadolu'da Türk beyliklerin oluşumuna zemin hazırlayıp Türk tarihinde yeni bir dönemi başlattı. Değerli arkadaşlarım Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1. Beylikler dönemi. Daha sonra değerli arkadaşlarım Kösedağ Savaşı var 1243. Kösedağ Savaşı'ndan sonra 2. Beylikler dönemi, 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra da 3. Beylikler dönemi var. Ve bir eşleştirme sorusu hangisi yanlıştır diyor. Danişmendiler Sivas, Kayseri ve çevresi, Saltuklular Erzurum ve çevresi ki Anadolu'da Türklerin kurduğu ilk beylik Saltuklulardır. Mengücekliler Divrigi ve çevresi, Divrigi Külliyesi Mengüceklere aitti. Artuklular Mardin ve çevresi, Sökmenler ise arkadaşlar Ahlat ve çevresindedir. Bitlis, Ahlat ve çevresi zaten diğer adı da Ahlat Şahlar Beyliği olarak önümüze çıkar. Türkiye Selçukları zamanında tarih yazıcılığı da gelişti. Moğolların Anadolu işgalini anlatan Müsameretül Ahbar isimli eseriyle ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım Selçuklardaki tarihçilik, tarih yazıcılığı İslam tarihiyle başlar ve daha çok zaferler üzerine şartlanmıştır. Selçuklu tarih anlayışı ve burada bir ismi geçen Müsameretül Ahbar adlı eser Kerimüddin Aksaray'a aittir. Eğer değerli arkadaşlarım eğer Rahatul Sudur diye bir eserden bahsetseydi Ravendi diyecektik. Alayya adlı eserden bahsetseydi İbn-i Bibi kaldı ki bu üçü Selçuklu dönemi tarihçileridir. El Cezeri Otomat adlı eseriyle arkadaşlarım biliyorsunuz Diyarbakır ve yöresinde kurulmuş olan Artuklu dönemine ait bir bilim insanıdır değerli arkadaşlar. Ve İbnül Heysem de değerli arkadaşlarım Kitabül Menazir adlı eseriyle optik biliminin kurucusudur. Menazir, manzara. Bak hocam menazir, manzara harflerden yakala. El Cezeri de biliyorsunuz Diyarbakır yöresinde yetişmiş önemli bir bilim insanı. Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır seferi düzenlenerek Memlüklerle Mercidabık ve Ridaniye savaşları yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir? Soru kökündeki olumsuzluğa dikkat. Memlük devleti yıkılarak Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz bölgelerinin Osmanlı'ya katılması evet. Kutsal topraklar Osmanlı hakimiyetine girdi. Venedik Cumhuriyeti'nin Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlı Devleti'nin ödemeye başlaması evet. Hatta bu vergiyi aksatmasından dolayı Osmanlı-Venedik ilişkileri daha sonradan bozulacak. İslam dünyasında mezhep birliğinin sağlanması böyle bir şey olamaz. Günümüzde bile an itibariyle İslam dünyasında çok farklı mezhepler var. Ki bizim bölgelere hitap eden dört büyük mezhepte biliyorsunuz Hanefilik, Şafilik, Maliki ve arkadaşlar Hanbeli mezhepleri var. Demek ki halen mezheplerde birlik olmadığına göre o zaman da yoktu. Kahire ve Mekke'de bulunan kutsal emanetlerin Topkapı Sarayı'nın Hırkayı Şerif dairesine taşınması, Doğu Akdeniz'den geçen baharat yolunun Osmanlı'nın eline geçmesi tabii ki Yavuz'un Mısır seferinin sonuçlarıdır.
1648'de 4. Mehmed'in tahta çıkışında Kapıkulu askerleri ayarı düşük aylık verilmesine isyan ettiler. Takşiş uygulaması. 1656'daki isyanda ise idamlarını istedikleri bazı yöneticilerin isimlerini liste halinde padişaha verdiler. Listedeki isimlerin idamıyla sonuçlanan bu ayaklanmaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 30 civarı devlet adamının ismini veriyorlar ve maalesef bu devlet adamlarını da saraydan alıyorlar. Sultanahmet Meydanı'ndaki Et Meydanı'nda ya da At Meydanı'ndaki çınar ağacına asıyorlar. 30 adamı da aynı anda ağaca astıkları için Arabistan'daki vakvak ağacına benziyor. Ve bu olaya da arkadaşlar ne deniliyor? Vakayı vakvakiye diğer adıyla Çınar Vakası deniliyor. Vakayı Hayriye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Çırağan olayı Sultan II. Abdülhamit Han'a suikast girişimi, darbe girişimidir. Kuleli olayı Sultan Abdülmecid'i tahttan indirmeye çalışma girişimidir. Edirne olayı da 1702'li yıllarda Sultan II. Mustafa'nın yerine 3. Ahmet'in tahta geçirildiği olaydır. 2. Mustafa da ordusunun başına sefere çıkan son Osmanlı padişahı oluyor. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerden hangileri şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını engellediği savunulabilir? Şuraya dikkat, engellemek. İltizam sistemine son verilmesi, müsaade usulüne son verilmesi, kafes yani şimşirlik sisteminin getirilmesi. Arkadaşlar soru gayet net. Müsaade ve iltizamın şehzadelerin tecrübesiyle başa geçmesiyle bir alakası yoktur. Bunlar devletin uyguladığı, yönetimde uyguladığı bazı sistemlerde. Müsaade'yi başlatan Fatih'ti. Çandarlı Halil ailesine malına ve canına el koyarak müsaadeyi başlatmıştı. Uygulama olarak 2. Mahmut kaldırıyor. Uygulamayı resmen ve tamamen de Sultan Abdülmecid Tanzimat fermanıyla müsaade memnudur yani yasaktır diyor. Dolayısıyla buradaki 3. yüzyıldaki kafes uygulaması, kafesten çıkamayan şehzadelerin psikolojileri de bozuldu. Akli dengeleri de bozuldu ve tecrübesiz bir şekilde başa geçmek zorunda kaldılar. Osmanlı hukuk sistemi Anadolu Selçuklu hukuk sisteminden örnek alınmıştır. Osmanlı hukukunun temelini İslam hukuku yani şer'i hukuk ve örfi hukuk oluşturmaktaydı. Osmanlı Devleti'ndeki İslam hukuku hükümlerinden hangilerine dayanılarak uygulanmaya çalışılmıştır? Arkadaşlar 2. öncülde geçen hadis ve 3. öncüldeki Kur'an-ı Kerim İslam yani şer'i hukukun ana kaynaklarıdır değerli arkadaşlar. Berat neydi? Padişahın birilerini atadığı atama belgesiydi. Olacaksa ancak örfi hukuka kaynak olabilir. Şer'i hukukun kaynağı olamaz değerli arkadaşlar. O halde cevabımız 2 ve 3 yani Diyarbakır seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde yapılan eserlerden biridir? Şimdi arkadaşlar klasik dönem diyor bak. Erken dönem derse Osmanlı'nın kuruluşundan 1502'ye kadar erken dönemdir. Mimaride klasik dönem arkadaşlar 1502'de başlar ve 1718 Lale Devri'ne kadar klasik dönemdir. 2. Bayezid'de başlar Lale Devri'ne kadar klasik. Daha sonra arkadaşlar Barok Rokoko dönemi, Ampir dönemi ve Neoklasik dönem olarak da Osmanlı mimarisinin evreleri vardır. İznik Hacı Özbek Camii, Anadolu Hisarı bunlar erken dönem arkadaşlar. İshak Paşa Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı da arkadaşlarım batı örnek alarak yapıldı. Dolayısıyla el seçeneğindeki Süleymaniye Camii bir Mimar Sinan eseridir ve klasik dönem eseridir. 19. yüzyılda görülen yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin dönemine aittir? Takvim-i Vakai adlı ilk resmi gazete yayınlanmaya başladı. Herhalde cevabı buldunuz bunu görünce değil mi? Köy ve mahallelerde muhtarlık oluşturuldu. Askeri amaçlı nüfus sayımı da yapıldı. Artı Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Asakir-i Mensure-i Muhammediye adlı ordu kurdu değil mi arkadaşlar? Eşkinci Ocağı, Sekban Ocağı, Sekbancı Ocağı gibi birimleri de yine getiriyor. Kimdir bu? Büyük ıslahatçı 2. Mahmut'tur. Bu arada arkadaşlar Osmanlı'daki ilk ıslahçı padişah Genç Osman, ilk radikal ıslahçı padişah 3. Selim ve en büyük ıslahçı padişah da 2. Mahmut'tur. Rakibi Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın evlatlığı İbrahim Paşa 2. Mahmut'a gavur padişah lakabını takan kişidir değerli arkadaşlar. 1840 Londra konferansında azınlık sorunun gündeme gelmesine engel olmak ve Mehmet Ali Paşa isyanı konusunda Osmanlı Devleti lehine karar alınmasını sağlamak amacıyla 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgili değildir? Önce bir şey hatırlatmakta fayda var. Tanzimat Fermanı arkadaşlar Sultan Abdülmecid döneminde ilan edildi.
ve Batı örnek alındı. Bu belgenin diğer adı Gülhane-i Hat-ı Hümayun, diğer adı Tanzimat-ı Hayriye'dir. Bu belgeyi hazırlayan ve Gülhane Parkı'nda okuyan da Hariciye Nazırı, ki bir dönemde sadrazam olacak. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa'dır, en çok yönetim ve hukuk konularını kapsar. Hangisi bununla ilgili değildir? Osmanlı Devleti'nin ilk demokratikleşme adımıdır. Osmanlı Devleti'nin anayasal düzene geçişin ilk aşamasını oluşturur. Şimdi arkadaşlar, normalde şu ikisi de yanlış oluyor. Niye? İkisi de ilk geçtiği için. Ben şurayı değiştiriyorum. Bir yazıyorum. Anayasal düzene geçişin bir aşamasını oluşturur. Bunu doğru kabul ediyorum. İlk demokratikleşme hareketi 1808 yılındaki Senedi İttifakı ve 2. Mahmut ile Ağyanlar arasında imzalanmıştı. Osmanlı Devleti Balkanlardaki isyanları önlemek ve Avrupa devletlerinin İstanbul Tersane Konferansı'nda Osmanlı aleyhinde karar almalarını engellemek düşüncesiyle 23 Aralık 1876'da İstanbul Tersane Konferansı'nın toplandığı gün aşağıdakilerden hangisini ilan etmiştir? 1876 diyorsa kanuni esası oluyor arkadaşlar. 1875'teki Ramazan kararnamesiyle Osmanlı maliyesi iflasını ilan etti. 1881 Muharrem kararnamesiyle de Duyun-ı Umumiye İdaresi, yani Genel Borçlar İdaresi kuruldu. Halepa fermanıyla da Girit'e özellikle mali ve idari konularda özellik veya ayrıcalıklar verildi. Isaat fermanı da 1856 Sultan Abdülmecid Avrupa'nın baskısıyla ilan edildi. Daha çok gayrimüslimlere haklar verildi. Kanuni esasının hikayesi neydi arkadaşlar? 1876'da komisyonun başkanı Mithat Paşa'dır. Mithat Paşa komisyonun başkanıdır. Prusya yani Almanya, Fransa, Prusya ve Belçika anayasaları örnek alınarak hazırlanmış sert ve kazuistik bir anayasadır değerli arkadaşlarım. Peki kalan sorularımızı sonraki videoda paylaşmaya devam edeceğiz. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum değerli arkadaşlar. Neredeyse 14 dakika oldu. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz.